Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Soru bankası videolarıma devam ediyorum. Matematik dersinizden daha önce 4 soru çözümü anlatmıştım kanalımda. Bu soru bankasına oynatma listeleri bölümünden erişebilirsiniz. Oradan oynatma listelerinden 5. sınıf soru bankasına girerek daha önceki soruları da oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bu sorumuzu okuyalım. Arda ile babası balık avlamaktadırlar. Arda'nın yakaladığı 3 balığa karşın babası 5 balık yakalamaktadır. İkisi birlikte 1608 balık yakaladıklarına göre babası kaç balık yakalamıştır? Şimdi burada oltalarını atıyorlar. Bir defada Arda 3 balık çekiyor. Aynı anda babası da 5 balık çekiyor. Acaba kaç defa oltalarını denize attılar? İlk önce bizim bunu bulmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl bulacağız? Her defasında 8 balık çıkarıyorlar. Bakın Arda 3 balık alıyor. Babası 5 balık alıyor ve ne oluyor? 8 balık her defasında çıkarıyorlar. Ve toplamda 1608 balık elde ettiklerine göre 1608'i 8'e böleceğiz. Bakalım kaç defa oltalarını denize atmışlar. Bir de yok 16'da 8 2 defa var. 16 oldu çıkaralım. Yukarıdan 0 geldi. 0'da 8 yok. O zaman buraya bir 0 koymalıyım. Şimdi diğer basamak 8'i getirdim. 8'de 8 bir defa var. Demek ki 201 defa oltalarını suya atmışlar. Ve her defasında ikisi beraber her defasında 8 balık çekmişler. Şimdi babasını bize soruyor değil mi? 201 defa atıldığına göre bu olta ve babası da her defasında 5 balık çektiğine göre o zaman 201 ile 5'i çarpmamız gerekiyor. 5 kere 1 5, 5 kere 0 0, 5 kere 2 10. Babası 1005 balık yakalamış. Cevabımız C şıkkı oldu. Arda'yı sorsaydı Arda'yı bulmak için de 3 ile çarpmamız gerekirdi. Çünkü her defasında Arda da 3 balık yakalıyor. Onu da bulalım. Hem soruyu da kontrol etmiş oluruz. Bakalım doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? 201 defa atıldı olta. Arda 3 balık alıyor her defasında. Ne oldu? 603 balık oldu. Ve ikisinin balıklarını toplayalım bakalım. Gerçekten 1608 oluyor mu? 1005 ile 603'ü topladığımızda evet bakın 1608. Demek ki işlemimizi doğru yapmışız. Cevabı da bulduk. C şıkkı. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.